Mahşer günü beni sevenler ayağa kalksın hitabına uymak için ne yapmamız gerekir? Kıyamet günü kitabımızı sağımızdan alabilmek için dünya hayatını yaşarken sağdan yürümek gerekir. Allah insanı yolun başına koymuştur. Yolu gösteriyor, ahiret yolunu. İstesen de istemesen de ahirete doğru yol alıyorsun. Eğer sağ taraftan gidersen, sağ tarafta demek Allah'ın emirleri demektir. Resulünün yürüdüğü yol demektir. Sol tarafta da yanlışlar vardır, günahlar vardır, şeytanın daveti vardır. Ama bu tercihi kendin yapıyorsun. Ya Allah'ın vahyine tabi olursun, itaat edersin, ya da Resulüne tabi olursun, ya da şeytana tabi olursun. Eğer sağdan yürürsek kitabımızı sağdan alacağız, soldan yürürsek kitabımızı soldan alacağız. Yoksa Allah ne biliyorsun diye sormaz. Ne yaptın diye sorar. Senin bilgini sevap kefene koymaz. Neyi koyuyor? Amelini koyuyor. Onun için eğer sağdan yürürsek, Allah'ın emrettiği gibi bir kul olmaya çalışırsak, kitabımızı sağdan ama Allah'ın vahyini ciddiye almazsak, Resulüne tabi olmazsak, şeytanın peşinden yürürsek, nefsimizin arzuları, istekleri peşinde yürürsek, soldan yürümüş oluruz ki kitabımızı o zaman da solundan alırız. Sağdan alabilmek için sağdan yürümek gerekiyor. Kıyamet günü Allah'ın beni sevenler ayağa kalksın buyururken, ayağa kalkabilmek için Allah'ı sevmiş olmak gerekiyor. Sevmek yetmiyor, bu sevgiyi ispatlamış olmak gerekiyor. Bu sevgiyi ispatlamaya çalışırken aslında imanını ispatlıyor. Her anda la ilahe illallah demiş oluyor. Her anda Muhammedun Resulullah demiş oluyor. Resulüne tabi olmuş oluyor. İmanını ispatlamaya çalışırken. Eğer hayatı yaşarken imanını ispatlarsa, Allah'a olan sevgisini ispatlarsa, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevip, gerektiğinde malıyla, canıyla Allah yolunda cihat ederse, beni sevenler ayağa kalksın dediğinde, evet, bu ayağa kalkma gücünü kendinde bulur ve ayağa kalkar. Yok eğer böyle yapmamışsa, ameli, hayatı, söylediğini, imanını ispatlamamış, desteklemiyorsa o gücü kendinde bulamaz. Hayattayken, yaşarken de bu gücü kendinde bulamamıştı zaten. Allah'a itaat edememiş, Resulüne tabi olamamıştı. O gücü burada kazanması gerekir. Onun için ayağa kalkıp kalkamayacağını burada insan kendine baktığında görür. Eğer Allah için her şeyi yapabilecek halde ise, vasıftaysa, bununla beraber Allah, Resulü ve Allah yolunda cihad etmek onun için her şeyden sevgiliyse, ben ayağa kalkarım diyebilir. Yoksa diyemez. Söylerse kendini kandırmış olur.